Herkese merhabalar. Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Haftaya kıpkırmızı bir tabloyla başladık. Geçen hafta Cuma günü paylaşmış olduğum altcoin sepeti videosunu yaklaşık olarak 7000 kişi gördü. Buradaki arkadaşların her bir tanesi bu sepeti değerlendirdiyse çok güzel bir şekilde roketi vurduk arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ay'a fırlattık sepeti. Dolayısıyla o arkadaşların canı sıkkın değildir. Hatta kâr marjlarını aldılarsa şu anda piyasayı tekrardan ne alabiliriz gözüyle inceliyorlardır. Bugün bunu konuşacağız aslına bakarsanız. Bu kırmızı piyasa içerisinde en hızlı bir şekilde toparlayacak altcoin'ler neler olacak? Buradaki fırsatlar neler? Bitcoin'deki bir sonraki hedef nedir? Ne yapacağız? Bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Masaya yatıracağız. Tekrardan hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlayacağız. Analizlerden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, yorum aşağı bırakmayı ve bunlarla arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta baktığımızda piyasanın geneline korku ve açgözlülük indeksine baktığımızda arkadaşlar yani Fear and Greed indekse baktığımızda 44'lerde olduğunu görüyorsunuz. Bu geçtiğimiz haftalarda 79 seviyesinde açgözlülük vardı arkadaşlar. Dün itibariyle 32 seviyesindeydi. Yani korku hakimdi piyasaya. Bugün itibariyle biraz hafif toparlanmalar olduğunu görüyorsunuz. 44 seviyesinde. Bunlar aslında daha önce de söylemiştim videolarda. Buffett'ın da dediği gibi arkadaşlar. Piyasa açgözlülük içindeyken satacaksınız arkadaşlar. Piyasa korku içindeyken de alacaksınız. Strateji bu yönde olması gerekir. Şimdi buna bağlı olarak da piyasanın korku içinde olduğu bu dönemde ne yapmak gerekir? Hangi altcoin'ler hızlı bir şekilde toparlar ve kendini tekrardan aya doğru fırlatır? Bunu değerlendireceğiz ama ilk etapta bir Bitcoin'e bakmak gerekir. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 200 günlük hareketli ortalamanın da aşağısında sarktığını ve şu anda 44.580 bandı ile 46.000 bandında gidip geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi haftalık bazda baktığımızda burada bizim için önemli olan kritik seviye neydi? Buradaki Fibonacci 0.5 yani 46.886 seviyesi bizim için önemli bir seviyeydi ki yukarı yönlü hareketimizin devam edebilmesi için. Şu anda onun altındayız. Dolayısıyla ilk etapta ulaşmamız gereken seviye bu arkadaşlar. Bunun ardından da sırasıyla 0.618 yani Golden Packet olarak adlandırdığımız 51.183 seviyesi ki bunun ardından büyük yükselişin ancak bu onaylama itibariyle gelebileceğini konuşmuştuk. Şu anda gündemde olan bir diğer olay ise arkadaşlar Golden Cross yani 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı yönlü kesmesiyle gerçekleşen ve bunun ardından yukarı yönlü Bitcoin fiyatında bir hareket, bir momentumun beklendiği durum arkadaşlar. Şimdi daha önce nerede karşılaştık bunu? Aslında Bitcoin'in tarihini birçok alanda karşılaştık ama en yakın olandakini size göstereceğim. Bakın şöyle açalım şuradaki grafiği. Şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın aslında bakarsanız 19 Mayıs tarihinde burada bakın şöyle göstereyim. Şuradaki noktada arkadaşlar bakın şöyle bir Golden Cross geliyor. Yani 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı yönlü kesiyor. Buradaki kesim itibariyle arkadaşlar fiyatta yaklaşık olarak %20 civarında bir yukarı yönlü bir hareketlenme gelmiş. Ki onun ardından hemen şunu da tekrardan göstermek istiyorum. Bakın onun ardından bir konsolidasyon geliyor. Fiyat 50 günlük hareketli ortalama civarında destek buluyor. Bunun ardından tekrar yukarı yönlü bir fişek hareketi devam ediyor arkadaşlar. Ve bunun ardından zaten biliyorsunuz Mega 2021 rallisi başlamıştı. Dolayısıyla burada Golden Cross bizim için bir işaret fişeğini işaret ediyor olabilir. Bakın şurada da baktığımızda aynı şeyi burada karşılaşıyoruz. Dediğim gibi Bitcoin'in tarihimde birçok dönemde bu aslında yeşil sinyal yani al sinyali de yakan bir faktördür. Bakın şurada yine aynı şekilde tekrar göstereyim. Bakın Mayıs 17 Nisan 2019 tarihinde arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama aşağıdan yukarı yönlü kesiyor. Bakın bunun ardından da yaklaşık olarak bakın şuradaki dip seviyesini alacak olursak bunlardan yaklaşık %85'lik bir yukarı yönlü hareket geliyor. İlk etapta bunlardan bir düzeltme aslında asıl hareket %187'lik yukarı yönlü bir hareket
geliyor arkadaşlar Golden Cross'tan sonra. Dolayısıyla burada aslında durum ne kadar da kötü görünse de ilk etapta iyi bir karşılaşabileceğimiz olumlu bir senaryo var arkadaşlar. Bunun gelmesiyle beraber bakın Bitcoin'in yukarı yönlü bir %20 hareket çekmesiyle beraber zaten burada ulaşabileceğimiz bakın ilk etaptaki seviye buradaki 55 bin dolar seviyesi. Yani buradaki Golden Pocket'ı da arkamızda bırakıp yukarı yönlü rally'e devam ediyoruz. Belki de buradaki kırılmayla beraber arkadaşlar 2021 sonundaki 100 bin dolar yolculuğumuza asıl başladığımız kırılma noktası belki de burası olacaktır. Ama ilk etapta dikkatli olmakta yine fayda var. Buradan bir fake out gelip yine 42.500 seviyeleri de test edilip ondan sonra yukarı yönlü yolculukta gelebilir. Yani şöyle bir hareket de gelebilir arkadaşlar. Bakın şurada malı boşaltırlar. İnsanları korkutup malı sattırıp ucuzdan alıp tekrardan yukarı yönlü fişeği de takabilirler. Dolayısıyla dikkatli olmakta, pozisyonları mutlaka mutlaka stop uza tutmakta fayda var. Şimdi analizlerimize başlayalım. Bu düşüşten en hızlı toparlayabilecek, en iyi kar realizasyonu gerçekleştirebilecek coinler nelerdir diye bakalım ama öncesinde dediğim gibi 11 Eylül'de bir video paylaşmıştım. Cuma gecesi arkadaşlar. Bu Cuma gecesindeki video ne yaptı? Önceki bir ona bakalım. Şimdi baktığımızda paylaştığım tarihte Atom'dan bahsetmiştim arkadaşlar size. %30.37'lik bir kar realizasyonu gerçekleşti. Cuma gecesi paylaştığım saat itibariyle yaklaşık olarak 26 dolar seviyelerindeydi arkadaşlar. Buradan alan arkadaşlar yaklaşık olarak %30.37'lik bir kar marjı gerçekleştirdi. Bakın burada hedef noktası olarak 36.29'u işaretlemiştim. Birebir hedef gerçekleşmesi geldi. Burada umarım kar realizasyonu gelmiştir. Yine bunlardan Avax'ı konuşmuştuk arkadaşlar. Avax'ı zaten uzun bir dönemde konuşuyoruz. Çünkü çok değerli bir proje. Bunun ekosistemini de inceledik. Bunun üzerindeki en değerli 5 projeyi de inceledik. Eğer bu videoyu görmeyen arkadaşlar varsa mutlaka izlemesini tavsiye ediyorum. Orada birçok önemli projeye değindik. Potansiyeli yüksek olan projeleri ele aldık. Burada arkadaşlar Cuma gecesi yayınladığım dönemde 48 dolar seviyelerindeydi. Buradan almış olan arkadaşlar hali hazırda %34.25 seviyesinde bir kar marjını cebe koydular diye düşünüyorum. Yine bunlardan Algorand'dan bahsetmiştik. Bakın çizmiş olduğum birebir pattern arkadaşlar. Bakın aşağı yönlü daha sonra buradan retest aldıktan sonra yukarı yönlü fişek hareketi. %30.49 civarındaki bir kar marjı da buradan da geldi. Yine bunun ardından paylaştığım bir diğer coin ise arkadaşlar Avalanche. Avax ekosistemi üzerinde olan bir coin'di. Burada da arkadaşlar yaklaşık olarak yüzde kaçtı bir dakika videonun altına yazmıştım diye hatırlıyorum o dönemde. Burada grafik gitmiş. %55.91 civarında da Avalanche üzerinden de arkadaşlar aslında bir kar realizasyonu gelmiş. Yani aslında buradaki retest seviyesinden girildi. Bakın şöyle yapacak olursak tabii aynen şu alan arkadaşlar bakın tam olarak şurası şu alandan yukarı yönlü bakın. Yaklaşık %55.54'lük bir kar realizasyonda Avalanche üzerinden de geldi. Bu coinleri değerlendiren arkadaşların güle güle harcamasını diliyorum. Bedava para arkadaşlar. Herhangi bir üyelik veya herhangi bir Telegram grubuna üye olmanıza gerek olmadan bedava paraya ulaşıyorsunuz aslına bakarsanız. Dolayısıyla sizden tek ricam kanala destek olmak için, kanalın büyümesini sağlamak ve daha fazla insana ulaşmamız için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve değerli yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın diyorum. Ve hızlı bir şekilde buradaki düşüşten, şu anda yaşadığımız düşüşten en hızlı bir şekilde çıkabilecek altcoin'leri bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi incelemeye başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki Bitcoin'le olan korelasyon çok yüksektir tüm altcoin'lerin. Dolayısıyla Bitcoin'in aşağı yönlü bir sarkması yani burada bahsetmiş olduğum senaryoda 42 bin ve dolar ve aşağısına sarkması durumunda tüm piyasa zaten aşağı yönlü gidecektir. Dolayısıyla buradaki analize aslında Bitcoin'in ceteris paribus yani aslında sabit olarak veya yukarı yönlü hareketleri doğrultusunda gelişebilecek olan senaryolardır. Onu tekrardan altını çizeyim. Şimdi arkadaşlar konuştuğumuz coin aslında Oxygen. Bunu daha öncelerde de konuştuk. Güzel paralar da vurduk buradan. Daha önce takip eden arkadaşlar bunu zaten biliyordur. Şimdi yeni bir formasyon da söz konusu arkadaşlar. Yeni bir setup da masada. Şimdi arkadaşlar dün itibariyle aslına bakarsanız all time high'ını kırdı. 2.55 seviyesine kadar geldi arkadaşlar. Bak 2.55 seviyesinden sonra daha doğrusu çok pardon all time high değil.
Düşüşten sonraki ilk aslına bakarsanız düzeltmelerden bir tanesi geldi. Burada arkadaşlar bunun ardından Bitcoin'in 44 bin seviyelerine gelmesiyle beraber aşağı yönlü bir hareket geldi. Burada iyi bir giriş olarak bakın buradaki yani 2.17 ile 2.21 arasında iyi bir giriş olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi bir giriş noktası olarak ise arkadaşlar yaklaşık olarak 2.06 ve altındaki alanın çok iyi bir giriş seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu alanlardan giriş yapılabilir arkadaşlar. Bu tamamen dediğim gibi sizin risk iştahınıza bağlıdır. Yine bunlardan konuşacağımız bir diğer coin arkadaşlar Serum. Serum ile ilgili de daha önce konuşmuştuk. Buradan da güzel paralar vuruldu arkadaşlar. Bu şu anda aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim size. Buradaki all time high'ını vuran coin buydu aslına bakarsanız. Serum all time high'ını kırdı. 13.75 sent civarında bir all time high var. Solana'nın yukarı yönlü fişeklemeye devam etmesiyle beraber arkadaşlar bu da tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirecektir. Dolayısıyla ilk etapta güzel bir giriş seviyesi olarak 10.13 seviyeleri olduğunu söyleyebilirim. Yine bunlardan 10.13 ile 10.61 seviyeleri iyi bir giriş olacaktır. Çok çok iyi bir giriş ise arkadaşlar yaklaşık olarak 9.38 ile 9.60 ve aşağısı çok iyi bir giriş alanı olacaktır. Bu alana kadar düşer mi tam emin değilim. Ama dediğim gibi tamamen risk iştahınıza bağlı arkadaşlar buradaki giriş seviyeleri. Serum'daki hedefimiz de arkadaşlar yaklaşık olarak 20 dolar olduğunu söyleyebilirim ilk etaptaki hedefimiz. Oksijenle ilgili hedef söylememiş olabilirim arkadaşlar. Burada çizmiştim ama yine de belirteyim. İlk etaptaki hedef 2.58, bunun ardından 2.70 seviyeleri hedeflerimizdir arkadaşlar. Bunlardan bir diğer coin'e değince baktığımızda Phantom arkadaşlar. Phantom'da şunu söylemek gerekir. Burada biliyorsunuz bir retest alanındayız şu anda. Burası güzel bir giriş olabilir. Retest alanımız neresiydi? 1.14 ile 1.22.79 arasında iyi bir giriş seviyesidir arkadaşlar. Buradan ilk etaptaki hedefimiz 1.70 olacaktır. Bu hedefi daha önce çizmiştik. Bakın şuradaki çanağı çizdik. Bu çanak doğrultusunda da formasyonumuzu oluştuk. Birebir çalıştı arkadaşlar. Şu anda da güzel bir şekilde geri yönlü retesti geldi. Buradan tekrardan bir alım yapılabilir. İlk hedefte 1.70 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Bunun ardından tekrardan 1.93 seviyelerini test edecektir. Bir diğer coin'e geçiyorum arkadaşlar. Luna. Şimdi Luna'ya baktığımızda aslında 4 saatlik grafik üzerine incelediğimizde arkadaşlar Fibonacci 0.786 yani 36.44 doların aşağısına sarktığını, bu alanı tekrar bir direnç noktası haline getirmeye çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Burası için iyi bir giriş. İlk etapta şunu söyleyebilirim size iyi bir giriş alanı olarak. Luna'da zaten ATH'ını kırdı arkadaşlar. İyi bir giriş için ilk etapta burada 36.44 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasını beklemek faydalı olacaktır. Aşağı yönlü ise arkadaşlar buradaki Golden Packet yani 0.618 29.81 dolar çok iyi bir giriş alanı olacaktır diye söyleyebilirim. Buradaki her bir pozisyonu mutlaka stop loss'la değerlendirin arkadaşlar. Riskinizi iyi yönetin. Bunu da altını çizeyim. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapıp bu doğrultuda ki yatırım kararlarınızı vermenizi önemli rica ediyorum arkadaşlar. Bir diğer coin'e baktığımızda aslında bu da FTX token arkadaşlar. FTX borsasının aslında ana coin'i. Bunu Binance BNB coin olarak da düşünebilirsiniz. Nasıl Binance coin ilk çıktığında arkadaşlar biliyorsunuz cent civarlarındaydı. Bunlardan hızlı bir şekilde 20-30-40 dolarlara geldi. Daha sonra da son durumu biliyorsunuz. ATH'ı 600 dolar olan bir üründen bahsediyoruz. Bu da FTX borsasının borsa token'ı arkadaşlar. FTX token diye geçiyor. Çok yüksek bir potansiyeli var arkadaşlar bu projenin. Özellikle Solana grubu ürünlerinin tamamı bu borsa üzerinden alınıp satılabiliyor. Solana ekosistemi üzerindeki bu tüm altcoin'leri Solana ekosistemi videomda incelemiştim. Görmeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka incelemesini tavsiye ederim. Yüksek potansiyelli altcoin'leri orada konuşmuştuk. Solana ekosisteminde bulunan. Dolayısıyla bu camianın tamamı aslında FTX üzerinden dönüyor arkadaşlar. Star Atlas da bunun üzerinden dönüyor. Dolayısıyla bu proje çok önemli bir projedir. FTX borsası özellikle kullanımı çok kolaydır arkadaşlar. User friendly bir borsa olduğunu da söyleyebilirim. Dolayısıyla paranın yavaş yavaş buralara akacağını, özellikle reklam alanında yani PR'ını çok güçlü yapıyor. En son Miami Stadyumu'nun isim hakkını aldılar arkadaşlar. Onu da altını çizeyim. Çok yüksek paralar akıtıyorlar PR'ını yapmak için.
Şimdi dolayısıyla buradaki potansiyel ilk etapta arkadaşlar şunu söylemek gerekir. 100 dolar seviyesi olduğunu söyleyebilirim çok büyük rahatlıkla. İyi bir giriş seviyesi için 63 dolar seviyesi veya 65 dolar seviyesi olduğunu söylemek mümkündür. Yani Bitcoin'deki bu yüksek düşüşe rağmen bile arkadaşlar bakın 80 dolardan anca 68 dolar yani hatta dibi iğneyi bir görelim. 64 dolara kadar ancak kendini geri çekmiş dün itibariyle. Dolayısıyla buradaki alanın iyi bir giriş seviyesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar 60 doların altında almanız çok çok iyi bir giriş olacaktır. Dediğim gibi ama şu anda değerlendirilebilir seviyelerin de 62 dolarla aslında 65 dolar arasında da olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Dediğim gibi çok yüksek bir potansiyeli olan ve uzun vadeli hodler olarak da portföyümde tutmayı planladığım ürünlerden bir tanesi bu. Şimdi yine bunlardan son olarak da arkadaşlar herkesin bu son dönemlerde gözdesi yani bunu yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 65 dolar seviyelerindeyken konuşmuştuk arkadaşlar. O günden bugüne koyduğumuz karın haddi hesabı yok. Umarım tüm arkadaşlar takip edenler bunu değerlendirmişlerdir. Şimdi tekrardan fırsat kapıyı çalıyor arkadaşlar. Şimdi burada 200 dolardayken alalım mı almayalım mı diye soran arkadaşlar vardı. Fırsat şu anda masada arkadaşlar. Dolayısıyla iyi bir seviyelerde şu anda. Bunlardan Bitcoin'in yukarı yönünü tekrardan toparlamasıyla beraber bunun uzaya vuracağını yani ilk etaptaki hedef 300 arkadaşlar onu söyleyeyim orta vade uzun vade ise 1000 dolar çok rahatlıkla gelecektir. Dolayısıyla bu mutlaka ama mutlaka şu anda portföyde tutulması gereken coinlerden bir tanesi, projelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şu anda çok güzel bir seviyede 159 dolar yani burada belki de çift işlem yapılabilir arkadaşlar. Yani bir 150 ile dolar seviyesinden yani 150-155 dolar seviyesinden alınıp bunun ardından tekrardan oldu da tekrardan Bitcoin'e bir 42 bin seviyesinde bir geri çekimi olması durumunda da 138 dolar seviyesinde yani Fibonacci 0.786 seviyesinde de bir alış emri gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Şimdilik arkadaşlar paylaşabileceğim bu kırmızı tablodan aslına bakarsanız çıkabileceğimiz alternatif projelerimiz bunlar. En hızlı toparlayacağını düşündüğüm projeler bunlar arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve alta yorum yazmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim işi kalması dileğiyle hepinize iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.